Hepinize merhaba arkadaşlar. Doğaya karşı serimizin yeni bölümündeyiz. Bu sefer karda, kışta hayatta kalmaya çalışacağız. Denizde hayatta kaldık. Ormanda hayatta kaldık. Çölde bile hayatta kaldık. Bugün karda kışta hayatta kalmaya çalışacağız. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse bir dahaki bu serinin videosunda o kadar zor koşullarda hayatta kalınan bir yere gideceğim ki. Öksürme de anlatıyoruz, bir şey anlatıyoruz burada. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse bu serinin gelecek videolarında çok zor koşullarda hayatta kalınan bir ülkeye gideceğim. Bunun ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Söylersen benden önce gitmeye falan çalışırlar ama başaramazlar. Ama efsane bir yere gideceğiz. Bekleyin. Her şeyi planladım. Güzel bir beğeni bekliyorum. Bugün karda hayatta kalacağız. Söylediğim gibi. Karda hayatta kalmak şu ana kadar yaptıklarımızdan en zorlarından biri olacak. Çünkü daha yürüyemiyor bileyiz. Baksana. Karın boyu 1,5 metreyi 2 metreyi aşıyor ama alt kısımda sert bir tabaka olduğu için o bizi tutuyor. Bugün ne yapacağız? Burada besleneceğiz. Burada barınacağız. Ve burada hayatta kalacağız. Ha! Hadi başlayalım. Bu videoda kullanacağımız malzemeleri tanıtacağım size. İlk olarak çok amaçlı bir küreğimiz var. Bir parça ipimiz var. Bir parça dedim de var yani. Gerektiği kadar var. Bir adet komanda bıçağımız var. Bu bıçağı hatırlarsınız. Bordo belli videosundan. Bıçaklarımız var tabii ki. Bu daha büyük bir bıçak. Bayağı bir komanda bıçağı. El fenerimiz var. Yani gerekli. Karanlıkta da burada kalacağız. Tencere setimiz var. Geçen videolarda hatırlarsınız. Şu şekilde. Bir tane gündüz görüş dürbünümüz var. Yani gece görüşünden farkı gündüz görüyorsunuz. Bakın göreceksiniz. Kafa lambası, bir adet kafa lambası. Soğuk iklim için bir uyku tulumumuz var. Uyumamız lazım. Ne yapacağız? Soğukta mı, karda mı uyuyalım? Şöyle bir şeyimiz var. Bu uyurken vücut ısımızı sabit tutmayı sağlıyor. Görürsünüz zaten, çok olay bir şey. Ve bir de baltamız var. Balta bize lazım çünkü kuru odunlardan bulmamız lazım ve bu havada sonuna kadar kar kenar yer. Kuru odun bulmak çok zor. Kuru odun toplayacağız baltayla. Ve çok amaçlı bir çakımız var. Güzel işe yarar. Evet, son olarak bir pet şişemiz var. Bununla karı eritip içme suyuna çevireceğiz. Video içerisinde göreceksiniz. O zaman hazırsanız çantamızı toplayıp gidelim. Videomuzun başında direkt su olayını geçeyim çünkü suyun olması zaman alacak. Karın üstü pis olabilir, o yüzden karın altından biraz daha almamız lazım. İyice dibine kadar dolduruyorum ki bayağı su olsun. Çünkü bu full olsa bile kar eridiğinde şişe fullenmeyecek. Allah belanı düştü. Kaydedelim de. Kışın sevmediğim şey sümüklerim donuyor. Sizin de oluyordur yani. Bakmayın burnuma. Ve şu sıralar gergedan gribi diye bir şey varmış. Ne saçma salak bir şey bilmiyorum. Gergedan gribi. Hasta oluyor herkes. Dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Benim gibi her şeyi yiyin. Ne buluyorsanız. Karı bayağı bir doldurdum dibine kadar. Bunu kapatıyoruz. Bunu iyice temizledim. Bunu şimdi tenime değdirmeden vücudumun içine koyacağım ki ben ilerledikçe o da erisin. Şuraya koyabilirim. Montun sıcaklığından da sıcaklık alacak, benden de. Beni de çok etkilemeyecek. Kalbinizi uzak bir yere koyun ha, salak gibi. Sonra içime su koydum öldüm demeyin. Kalbinizi yakınınıza koyarsınız çünkü böyle kilitlenir kalırsınız. Lak diye böyle yıkılırsınız. Mesela bunun gibi. Kalp krizi geçirirsiniz. Bir yerde kar mı geldi? Lan! Orada biri var. Ağacın arkasında biri var. Benim. Seni bırakır mıyım bu yaban ellerde? Sen de mi aynı gün doğada hayatta kalmaya geldin? İyi misin? Çak. Şunu katsana arkama, dondu elim. Elinde gene tahranla gelmişsin, seviyorsun sen bunu. Böyle ormanlık yerde mecbur taşımamız lazım. Sen seviyorsun, tahrayı amcam nereye giderse yanında getiriyor her videoda. Bir aşk var onunla tahra arasında. Ucundan öpsene bir tane.
Gel, arkana takıyorum bunu. Koptu. Koyarken kopardım. Ya Enes çekti. Dur. Fermuarı açık koyacaksın. Değil mi? Mantıklı. Dön arkana. Şimdi salak. Dur lütfen dur. Tahrayı içine koymaya çalışıyorum. Niye düştün sen? Salak dedi, yıkıldı adam ya. Dur da koyayım. Kaka benim. Dur da koyayım dur. Amcam bildiğiniz gibi soğuktan nefret ediyor. Sıcağı çok seviyor. Yani sıcak günlerde bile sıcak klima açıyor evinde. Neden bilmiyoruz. Ne yaptın şimdi? Burnumu sildim. Mantıklı. Ama sen hep yıllardır aynı mendili kullanıyorsun. Bence o yüzden şey olabilir misin, hasta? Gel tut elimden, tut. Elimden tut, düşer bayılır gidersin sonra. Şimdi etraf bembeyaz olduğu için kar körlüğü diye bir olay var. Etraf bembeyaz olduğunda geçici kar körlüğü yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bunun çözmenin iki yolu var. Gözlerinizin altına siyah bir boya çekebilirsiniz veya gözlük takabilirsiniz. Bastığım yerlere bas, tamam mı? Yoksa gömülürsün. Benim bastığım yerlere basarak gel. Gel, gel. Nereye gidiyorsun? Nereye? Gel. Ah, elimi bıraksana bir. Gel, sana yol yaptım bak, daha ne yapayım? Ağaçlara çok yaklaşmamamız lazım. Çünkü ağaçlar bir anda bizi dibe sokabilir. Ağaçların çevresi çok derin oluyor. Değil mi? Aynen. Ölüm kalım meselesi dedi. Buraya çıkamayız. Etrafından dolaşacağız. Şu ileriden gideceğiz. Gel. Nasıl geçirecek orada? Daldım. Bak mesela bir yere düştüm şu anda. Nereye düştüm bilmiyorum. İmdat. Tamam. Adımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü adımlarımız tehlikeli. Bak gördün mü? Böyle bari beni itme bak. Gömülüyorum. Gömülebilirsiniz. Her adımınıza dikkat etmeniz lazım. Adımımıza dikkat etmek için bunun için bir araç bulacağım birazdan. Gelin. Şurada ağaçtan bağımsız uzun bir dal var. Bu lazım bana. Ah, direkt geldi lan. Çok iyi. Evet, bununla adım atmadan önce adım atacağım yere bakacağım. Bu sayede senin içinde daha rahat ilerleyebileceğiz. Dediğim gibi. Hadi amca. Ama bunu biraz küçültsem iyi olur. Ah. Bu sana, al. Bunu kullanarak rahat rahat ilerleyebiliriz. Hadi. Çişim geldi. Ben abiyim. Oo. O ne? Soğukta çişiniz 5 kat daha fazla geliyor. Evet, öyle bir şey var. Bir de yaşlıysan. Ama bak, işerken donabilir havada. Onları sakla. Nerem donacak? Havada donacak. Ben sana güzel işeyecek bir yer bulacağım, bekle. Buralar tehlikeli olduğu için amcamla birbirimizi bağlayacağım. Bana biraz ucunu ver, bağlanayım sana. Ver biraz. Ucu nerede bunun? Ucu nerede? Ya üstüne git. Daha, ya o ne, manyak mısın? Ucunu ver bana. Oğlum sen gerizekalı mısın ya? Ya ucunu ver, bağlanmamız lazım. Vallahi ben seni çözemiyorum ya. Güvenliğimiz için bağlanmamız lazım. Al ucunu bul. Tamam bak, ben bir çekme. Şimdi ben önde gittiğim için bir çukura düşersem bu iple beni kurtarabilirsin. O yüzden bunu kendime bağlayacağım. Tamam, beni bu ip sayesinde kurtarabilirsin. Hiç kurtarmaya niyetin var mı? Niye? Soğuk. Vallahi ben kötü oluyorum ya. Hadi ya. Hiç sevmez soğuğu. Dayanmamız lazım. Bu ya doğaya karşı. Hadi nereye gidiyorsun? Doğaya karşıyız biz. Yani seviyoruz doğayı ama zorlu koşullarına karşı. Doğaya biz niye bulaşıyoruz şimdi? Evde oturuyorduk yani. Gel hadi gel. Hadi. Oho. Hadi. Lan beni boğacaksın. Hızlı gel. Oho, yavaş, yaşlı bir adamla geziyoruz ya. Yaşlı değilsin, ruhun genç. İyi bir şey mi söyledin diyor. Vücut olarak yaşlı olabilirsin ama ruhun genç, neşeli. Sürekli hareket etmeniz lazım. Çünkü hareket vücudunuzu ısıtır ve hipotermi geçirmenizi engeller. Durursanız ölürsünüz. Aa bak, gel bak, ileride çok güzel ağaçlar var. Bayıldım. Kameraman saplandı. Yiğit. İyi değilim. Kameraman ölüyor. Hadi gel.
Kendimi Bear Grylls gibi hissettim. O da kurtarıyor ya ara sıra kameramanını. Ya ben ölmek istiyorum ya. Niye? Vay, bu da ne? Bu ne işkence ya? Hayır, sen daha 50 yaşındasın. Yaşayacak çok yılın var daha. Ben yeterince kar gördüm. Ne karı gördün? Kar. Yeterince karı görmüş. Bir an önce barınacak bir yer yapmalıyız. Çünkü karlı havalarda hiç belli olmaz. Bir anda tipi gelebilir. Ve tipi ölümcüldür. Tipiden kurtuluş yok yani. O kadar soğukta hayatta kalamazsın. Gel. Bu arada böyle doğada hayatta kalma videoları veya doğada hayatta kalmaya gelecekseniz mutlaka yanınızda bunun gibi bir telsiz olması gerekiyor. Bunun pusulası var, şeyi var. Sizi bunun sayesinde her yerde bulabilirler. Yani göstereyim dedim. Siz de örnek olmak açısından. Böyle bir YouTuber'ım işte, örnek olan. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Seni bekliyorum. Hadi bir yer yapacağım. Ev mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Konuşamıyorum bile. Oldu vallahi dudaklarım. Şöyle bir yere ev yapacağız. Ağaçlar gördüğünüz gibi kenarları oyuktu. Videonun başında söylediğim gibi. Bunu ev yapımında kullanabiliriz. Mesela üstü çok karla dolu olmayan bir ağaç lazım bize bunu yaparken. Mesela burası olabilir. Bak burayı yapabiliriz. Üstü çok karla dolu değil. Geniş bir yer. Burayı kazacağız ve buraya ev yapacağız. Buraya yerleşeceğiz. Yapabilir miyiz? Yaparsın. Niye yapamayacaksın? Her şeyi yapıyorsun zaten. Her şeyi evet. Adına sıçtımın ipini ne biçim bağlamışım, çözülmüyor ya. Amca şunu çözer misin? Ellerim soğuk vallahi. Hadi Allah için yardım et. Vallahi çözemem. Çıkamıyorum. Sana bağlı kaldım. Sonsuza kadar sana bağlı kalacağım. Hayır! İpi çöz. Dur iyice sıkıyor. Sana sonsuza kadar bağlı kalamam. Hayır! Hayatın gözlerimin önünden geçiyor. Sonsuza kadar amcamla birlikte bir hayat. Böyle bir hayat yaşayamam. Hah, hah. Hah, kurtuldum. Evet. Evet, hazırız. Yerleşelim buraya. Ben kürek getirmiştim hatırladığınız gibi. Küreği kullanabiliriz. Hava soğumaya başladı bak. Biraz kar mar geliyor bak yukarıdan. Aynen. Bence bir an önce acele et. Hadi, acele et. Tamam, acele et de ben mi yapacağım sadece? Taş, kağıt, makas. Kaybeden kazar. Taş, kağıt, makas. Ama baktın sen. Vallahi bakmıyorum ya. Yemin et. Bakmadın da çocukların üstüne yemin et. Ederim. Et. Ediyorum. Ne et? Yemin ediyorum çocukların üzerine. Bakmadın. He vallahi. Tamam, çek o zaman. Kazıyorum o zaman. Şuraya kazmaya başlayacağım. Tamam. Aslanım benim be. Aferin demiyorum sana. Demiyorum, nasıl kayfasın. Güzel yap hadi. Bayağı girebileceğimiz kadar büyük olması lazım. Kendimi erkek gibi hissediyorum. Öyleyim zaten de böyle daha erkeksi. Ah! Soğan erkeği gibi mi? Kazmıyorum. Hayır kaz. Kazmıyorum. Tamam, yok erkeksin. Aslanım benim be. Sungur Tekin ailesi senden gurur duyuyor. Harbi mi? Tamam evet, o zaman. Evet. Harbi ise tamam. Odunları hazırladı amcam. Ben de çukuru bayağı kazdım. Yeter zaten, bir gece konaklayacağız. Olsun, ben buraya villa yapacağım. Güzel oldu. Şimdi çukurumuz böyle, gel bak. İki kişilik büyük bir çukurumuz var. Kar yağıyor. Hızlı olmamız lazım. Üstünü kapatacağız. Amcam dal topladı. Ben bunu yaparken. Getir. Ver. Dal ver. Yeter. Evet, üstünü dallarla kapladık. Sonra kalan yerlerini karla kapladık. Bu sayede içeriye kar girmeyecek, rüzgar girmeyecek. Evimiz oldu gibi. Elin cebinde izle ya. Bütün videoyu elin... Vallahi ellerimi hissetmiyorum. Yemin göster ediyorum. Göster elini. Ellerimi hissetmiyorum bunu. Çak. Yavaş. Oo. Hani hissetmiyordun, çakladın. Başka hissetmediğin yerler varsa bilelim. Hepsi çalışıyor Allah'a çok. Evet. Bunu içine saracağım. Allah belanı, ölüyorduk. İçine saracağım, tabanından üşütmeyelim. Bayağı evimiz iyi oldu. Gel amca sen de. Çok süper ya. 10 numara. Gel sen de gel. Çantalarımızı da getir. Yolla gelsin. Çantayı yastık olarak kullanacağız. Atla gel. Bu öyle bir yerleşmişsin ki. Evet. İyi misin? Of. Nasılız? İyi, rahat mısın? Burada uyunabilir mi? Uyur. Bence bayağı uyunur. Burası bizim barınağımız olacak. Yatmayacağız. Ne yapacağız? Uyumaya uyursan ölürsün. Evet, ama burada barınabiliriz. Yani tipi çıktığında buraya girip burada sığınabiliriz. Sarılalım o zaman.
soğukta birbirinizin vücut ısısını kullanmak çok önemlidir. O yüzden birbirimize bayağı temas halindeyiz şu anda. Yani biraz bir yerlerimiz değiyor ama yanlış yerlerimiz değmiyor. Olsun, bacaklarımız olsun, değiyor. Olsun, bu hayatta kalma. Hayatta kalma. Sıcak vücut ısımızı paylaşıyoruz. Böyle ben arkamı dönmeyeyim. Şöyle duralım. Tamam, böyle olur. Evet, barınağımız hazır. Şimdi ateş yakmamız lazım. Ateş yakıp beslenmemiz lazım. Ateş için daha demin biraz malzeme getirmiştim hatırlarsanız. Bunu yere sereceğiz. Bunun üstünde ateş yakacağız. Çünkü karın üstünde ateş yakamazsınız. İmkansız bir şey tabii ki o. Açabilir misin ağzını? Açamam, soğuk. Soğuk. Donuyorum. Ya soğuk bu. Soğukta hayatta kalmak için hareket etmem hayatta lazım. Hayatta kalamıyorum. Sen kalamıyorsun çünkü evet. Sen sabit kalıyorsun. Sabit kalırsan hayatta enerjik olmazsan donar kalırsın. Ne kadar kötü olmadı. Hadi şu bak böyle yap, böyle yap. tut ucundan. Burada dallar, odunlar hepsi ıslak olduğu için onları yakamayız kolay kolay. Birazcık ateş başlatmak için naylon, poşet falan bunları kullanacağız. Yoksa ateşi burada kolay kolay yakmamız imkansız. Bir de kar yağıyor sürekli. Evet. Kuru odun toplamamız lazım. Islak hayatta olmaz. Bunları daha demin şu barınağı hazırlarken kırmıştık. Buraya attım. O yüzden kolay kolay bulabiliyoruz şu anda. Ne yapıyorsun amca? Odun topladım. Ne kadar? Vallahi işte bunlar. Bunlar? Hadi gel hadi dondum hadi. Adam video boyunca dondum dedi. Ellerimi hissetmiyorum bunu. Donuyorum. Dondu elim. Dondu vallahi dudaklarım. Ya ben ölmek istiyorum ya. Donuyorsun. Ben de donuyorum. Ama hareket etmemiz lazım. Sabaha kadar ateş canlı tutmamız gerekiyor. Çünkü soğuk. Geceleyin daha çok soğuk olacak. Fakat şimdi ateş yakalım biraz ısınalım. Çünkü donduk gerçekten. Biraz vücut ısımızı yükseltmemiz lazım. Amcam hiçbir şey yapamıyor çünkü adam dondu. Ben yaşlı bir adamım. Ne? Oo, yaşlı adamım. Yaşlı. İşine gelince yaşlı adam olmuyorsun. Ağzıma sıçtığın zamanlar var. Ateş yakmak burada en zor şeylerden birisi. Çünkü burası soğuk. Burası ateşin tersi olan bir yer. Açtı bacakları ya. Açtı bacakları ısınıyor. Ateş kadar güzel bir şey var mı? Amcam ateşi büyütüp canlı tutmaya çalışıyor şu anda. Ben de etlerimizi hazırlayacağım. Biraz beslenmemiz gerekiyor. Büyük bir parça etimiz var. Bıçakla bunu hazırlayacağım hemen. Etimizi takacağım bir dal. Eti yavaş yavaş kesip koyacağım oraya. Yemin ediyorum kendimi belgesellerde gibi hissettim şurada şu eti keserken. Ama o kadar değil tabii. Belgesellerde bu eti yakalıyorlar. Hadi amca başarabilirsin. Ateşi yükseltiyorum ben. Sen eti kes. Ben eti hazırlıyorum. Hava kararmak üzere. Evet, etlerimiz hazır. Etleri koydum, getirdim. Nasıl, hangisini istiyorsun? Şu. Küçük olanı niye istedin? Normalde büyük olanı isterdin. Ben yaşlıyım. Gel, ateşe koyuyoruz etimizi pişmesi için. Şöyle şuraya gelin. Evet, doğaya karşının en zorlayan bölümlerinden biri oldu. Amcam bayağı zorlanıyor. Yapabilecek misin? Videoyu iptal etmek zorunda kalabiliriz. Tamamen kendini kötü hissettiğinde bitirelim de bitirelim. Tamam, biraz daha dayanabilirim. Ben hoşuma gitmedi. Çünkü saatlerdir ayaklarımız falan dondu. Evet, bayağıdır buradayız. Hava kararacak şimdi. Videonun başında içime su saklamıştım hatırlarsanız. Bakalım ne durumda. Bakalım su olmuş mu? Hayır. Demek ısınmamış. Vücut ısım onu ısıtmaya yetmemiş. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Yan tarafına koyacağız, bunu ısıtacak. Bir yandan suyumuz oluyor, bir yandan etimiz pişiyor. İki barınağımız da var. Her şeyi bence bu bölümlük hallettik. Su yavaşça olacak, kar eridikçe. Erimeye de başladı zaten bak. Diğer eti de çevirelim. Tam ağzına layık yaptım. Eyvallah, sana ha. Eline sağlık. Bugün her şeyi sana yaptım. Bu bölümde biraz abandım. Demek ki ben karda hayatta kalamayacağım yani. Karda
Öldünüz, kaldınız. Hayır, öyle bir şey yok. Biz bir ekibiz. Ben seni yüzüstü bırakmam. Tamam amca, geliyor seninki bak. Seninki hazır. Al bakalım. Sıcak ama, dikkat et. Sıcak, sıcak. Güzel mi? İçin ısındı mı? Yalnız benim de canım çekti. Biraz ben de alabilir miyim seninkinden? Dur ya, kendimkini yiyeceğim. Bayağı oldu etler ya. Çok iyi değil mi? Bayıldım. Suyumuz oldu gibi. Hani var içinde su, kar eridi bayağı bir miktarda. Amcam kendini kötü hissediyor. O yüzden videoyu burada bitireceğiz. Etimizi yedik, doyduk. Suyumuz da var. Seni geri döndürmemiz lazım. Vallahi Allah. Her şeyi yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Doğaya karşının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sen gidiş sonuna doğru düş. Geliyorum arkandan, koşarak geleceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ateşimizi hazırladık. Yemeğimizi yaptık. Barınağımızı hazırladık. Burada kalmak için her şeyi yaptık. Ama dediğim gibi amcam kötüleştiği için gitmemiz lazım. Kendinize iyi bakın. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yanlış kalan videoya tıklayarak diğer videolara gelirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Üstümüzde giydiğimiz kıyafetler için de Karspor'a teşekkür ederiz. Amcam videosuna s**t. Senin yanına geliyorum. Bitir videoyu. Yansın bütün videolar.